Karadeniz'de ırkçılığın kökenleri 100 yıl önce atıldı. Belki de 150 yıl olmuştur bu. Biliyorsunuz Karadeniz ağırlıklı olarak Rumların, Ermenilerin, gayrimüslim denilen insanların nüfus olarak çoğunlukla yaşadığı bir bölgeydi. Osmanlı'nın son zamanlarıyla birlikte bu nüfus bir kırıma uğratıldı. Özellikle Cumhuriyet'le birlikte bu daha da yoğunlaştırıldı. Dolayısıyla bölge bu gayrimüslim denilen Ermenilerden, Rumlardan ve diğer azınlıklardan tamamen temizlenmiş oldu. Ve buraya bir göç de yerleşim alanları açıldı ve yerli nüfus, işte kendisine Türk diyen yerli nüfus bu boşaltılan yerlerin mülklerini de el koydu. Böyle bir durum var ve bu yıllarca sürdü ama esas olarak özellikle Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle birlikte şöyle bir konsept, NATO Türkiye'ye şöyle bir misyon verdi. Hatırlayanlar olur, yani Sinop'tan Artvin'e kadar hep sahil kesiminde Amerikan radarları, dinlenme tesisleri vardı. Sovyetler Birliği'ni dinliyorlardı ve oradan gelecek olan tehlikeye karşı önlem alıyorlardı. Bu önlemlerden biri de resmi kuvvetlerin dışında gayri nizami harpe yönelik tedbirlerdi. Müesses nizam buna ilişkin örgütlenmeler yaptı. Ciddi örgütlenmeler yaptı hatta. Dolayısıyla Karadeniz'de hala bunun işte günümüze yansıyan etkileri var. Dolayısıyla hatırlarsınız Veli Küçük uzun süre, işte tem kurucusu ve yöneticilerinden Veli Küçük uzun süre Giresun'da görev yaptı. Yani öyle ki işte şunlar bize tesadüf değil. İşte Trabzon'da Rahip'in öldürülmesi, Hrant Dink'in katli, hep bu anlayışın ürünleri ve zaten bu Hrant Dink'in katliyle birlikte o karanlık ilişkiler bir nebze ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla Karadeniz'de bu bilinçli olarak yapılan bir şeydi. Ve hatta yani şu sürekli bu ırkçılık ve Kürt düşmanlığı, günümüzde Kürt düşmanlığı sürekli körüklenen bir mesele haline geldi. Yani Sinop'tan tutun Artvin'e kadar bütün üst geçitlerde çatışmalarda olan askerlerin isimleri yazılıdır. Sürekli hafızalarda tutuluyor, unutturulmamaya çalışıyor bu. Şimdi böyle bir ortamda bir de şunu ekleyelim. 1991'li 92'li yıllarda hatırlarsınız 3000'li aşkın Kürt köyü yok edildi. O insanlar yaşam alanlarından, tarım esas olarak tarımla geçirilen bu insanlar yaşam alanlarından koparıldı. Ama aynı tarihlerde gene Ordu, Giresun gibi belli başlı iller ve Karadeniz'de birçok ilde yoğun bir nüfus dışarı verdi. İş gücü kaydı. Dolayısıyla iş gücüne yönelik bir boşluk doğdu Karadeniz'de. Bu boşluğu kim dolduracaktı? Elbette ki tarım alanlarından, yaşam alanlarından koparılmış Kürt emekçiler dolduracaktı. Dolayısıyla bu bölgeye geldiler ama sürekli bir tedirginlik, sürekli ırkçı saldırılara maruz kaldılar. Zaman zaman, yani ben hatırladığım kadarıyla işte Giresun'un Espi ilçesinde otogarda işte dönerken saldırıya uğradı işçiler. 2 yıl önce sanıyorum Samsun Terme ilçesinde çadırda bir kurşunlandı ve bir kadın öldürüldü. Bir kadın da ağır yaralıydı. Yani bu tür saldırılar sık sık oluyor şeyde. Biz eğer Kürt illerinden gelen emekçilerle Türkiye'deki üreticileri ve bahçe sahiplerini kardeşleştirebilirsek, bunu başarabilirsek, bunu hangi araçlarla yapabiliriz? Bunu tartışacağız önümüzdeki günlerde. Bu kooperatifleşme mi olur, başka şekiller mi olur? Bunlara net bir şey yapacağız ama sanıyorum önümüzdeki dönem HDP olarak bunlara bir çözüm, kısmen bir çözüm bulacağız. Ama esas olarak merkezi hükümetlerin, iktidarların politikalarıyla olabilecek şeyler bunlar. Parlamento grubumuzda yasal düzenlemeyle ilişkin sanıyorum önümüzdeki dönem bu konuda adımlar atacak. Karadeniz'de
Bir de şu var, yani biz Karadeniz'de dikkatimizi o çekti. Karadeniz'de işçi kamplarını ziyaret ettiğimiz zaman biz bu devletin bu yaydığı hegemonik ırkçı zihniyetin damarlarına bastığımızı hissettik. Yani bizim böyle Kürt illerinden gelen emekçilerle bir araya gelmemizi anladık, gördük ve hissettik ki çok rahatsız edici bir durum var. Bunu aslında hissettirdiler de bize. Dolayısıyla Karadeniz'de HDP'li olmak başlı başına bir problem, ama özellikle Kürt işçileriyle, emekçileriyle böyle daha yakından ilgilenmek çok kanaatimce bedeli göze almaya gerektirecek diye düşünüyorum ben. Soykırımın en yoğun yaşandığı bölge, yani boşaltılmış bir bölge aslında Karadeniz. Bir, bunun nedeni var. Bir de devlet, anladığım kadarıyla müesses nizam, Karadeniz'e bir özel önem veriyor. Yani onun için Marmara, Ege, kozmopolit. Ama Karadeniz'i öyle görmek istemiyor. Çok daha homojen görmek istiyor. Yani toplumsal yapısıyla, her şeyiyle homojen olarak, tekleşmiş olarak görmek istiyor. En ufak bir ağır şeye izin vermiyor. Yani ama bu hem oradan kaynaklanan bir şey, hem de milliyetçi duyguların bu kadar yoğunlaşmasının nedeni, daha önce anlatmaya çalıştığım gibi, Sovyetler Birliği'nin karşı kıyıda olması ve her an Türkiye'yi işgal edecekmiş. Öyle bir akılla, öyle saçma sapan bir mantıkla, hatta Faslı Devyol davasına bile girdi bu. İşte gelecekler, işgal edecekler, işte bilmem böyle işbirliği yapacaklar diye. Böyle bir zihniyet var. Yani bunu kökleştirdiler ve bu zihniyeti kırmak gerçekten çok zor. Yani işimiz gerçekten çok zor. Ben inanıyorum ki çok zayıf noktasına bulduk ve oraya basacağız. İnadına basacağız. Bu şovinist dalgayı, bu ırkçı zihniyeti yıkmak için her türlü şeyi yapacağımızı düşünüyorum ben. Şundan dolayı Karadeniz, evet, devrimcilerin çok yoğun olduğu, devrimci hareketin çok gelişkin olduğu bir yer, ama devrimci hareket o dönem ağırlıklı olarak, şöyle diyeyim ben, Kürt hareketiyle, Kürt milletiyle pek ilgilenmiyordu zaten. Yani ilgilenenler vardı kısmen, ama ne zaman ki Kürt mücadelesi, özgürlük mücadelesi gündeme geldi ve ondan sonra yani Karadeniz'deki egemen sınıfların Karadeniz'de devrimcilere bakışı da değişti. Ben fiilen yaşadım. Yani şöyle yaşadım. Sen bizim ya sen kötü çocuksun ama bizim çocuksun, ama onlarla olma. Bunlarla ben çok yaşadım. Dolayısıyla Kürtlerin mücadelesiyle, Kürtlerin hak ve özgürlükleriyle ilgilenen hangi devrimci hareket olursa, hangi devrimci olursa o da düşmanlaştırıldı. Eskiden böyle bir problem yoktu ve devrimci hareket gerçekten gündemine Kürt mücadelesinin, Kürt sorununu almadığı için Karadeniz'de daha da kitleselleşebiliyordu tabii. Karadeniz'de yaşayanlar, şimdi yaşayanlar geçmişleriyle de yüzleşmek istemiyorlar. Yani ırkçılıkları ve milliyetçilikleri ve şoven duygularının yoğunlaşmasının nedeni de bu. Altını kazırsan eğer, geçmiş aile aidiyetini kazırsan eğer, bu dediklerinden mutlaka birisi çıkar. Yani bunu çoğu da bilir. Ama bununla yüzleşmek istemez.